Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için sütlü bir tatlı tarifi hazırladım. Öncelikle tencereme 1,5 fincan unumu alıyorum. Üzerine 1 fincan nişasta ekliyorum. Ve 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Tüm kuru malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine sütümü ilave ediyorum. 1 litre sütüm var. Bardak ölçüsüyle söylersem 5 su bardağı süt yapıyor. Ocağıma almadan önce çırpıcı ile iyice çırpıyorum. Topaklanma olmaması için kısık ateşte karıştırarak tatlımı pişiriyorum. Muhallebim pişti. Evet, üzerine bir tatlı kaşığı tereyağımı alıyorum ve tereyağım eriyinceye kadar karıştırıyorum. Tereyağım eridi, gördüğünüz gibi. İyice çırptım. Ve artık dinlenmeyi bırakıyorum. 2 paket Oreo'm var. Oreo'larımı bir aparatla üzerine bastırarak kırıyorum. Çok fazla un gibi olmayacak. Bu şekilde yeterlidir. 2 paket Oreo kullandım. Tabi siz dilerseniz farklı bisküviler de kullanabilirsiniz. Ama bu tatlımızda Oreo çok yakışıyor. Paketimi açıp içerisindekileri bir kaba boşaltıyorum. Öncesinde paketimi tertemiz yıkadım arkadaşlar. Dezenfekte yaptım. Aklınızda soru işareti kalmasın. Evet, 2 paketimi de boşalttım. İri gelenleri elimle ufalıyorum. Çok fazla da ufalamamıza gerek yok. İçerisinde kırıntıları gözüksün. Şöyle yakından da göstereyim. Evet, Oreo'larım hazır. Üzerine muhallebimi boşaltıyorum. Muhallebimiz kesinlikle ılık olacak arkadaşlar. Sıcak olursa bisküvilerimiz erir ve hiç güzel olmaz. Lütfen ılık olmasını, gayet ılık olmasını özen gösterelim. Tenceremdeki muhallebimi iyice temizledim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, içerisinde iri iri kalacak. Hiç problem değil. Bu şekilde güzel oluyor. Tatlım hazır. Bir kenarıya alıyorum. Şöyle kek kalıbım var. Kek kalıbımı iyice suyundan geçirdim. Hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde. Dilerseniz siz normal sıvı yağıyla yağlamanızı öneriyorum. Daha rahat çıkması için. Benim kalıbım dökümü olduğu için sadece suyla yeterli gelmiştir. Bütün tatlımı boşalttım. Şöyle üzerini düzeltiyorum. Düzgün bir şekilde olmasını istiyorum. Ve yaklaşık yarım saat bu şekilde dolabı kaldırıyorum. Ben de diğer kakaolu kısmına geçiyorum. 2,5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve 2,5 yemek kaşığı kakaomu alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Ve bu kuru malzemeleri karıştırıp sütünü ekledim. Videom çekmemiş. 3 su bardağı süt ekledim ve iyice çırptıktan sonra ocakta kısık ateşte pişirdim. Sürekli karıştırarak pişirmeyi ihmal etmeyin. Kıvamı bu şekilde. Kakaolu muhallebimizi de ılıtıyoruz iyice. Daha sonra diğer tatlımızın üzerine gezdiriyoruz. Ve yine aynı şekilde üzerine iyice düzeltiyorum ve dolaba kaldırıp yaklaşık bir gün dinlenmeyi bırakıyorum. Bir günün sonunda servis ediyoruz. Tatlımız hazır. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Sütlü tatlı severler için.
Ben alt katmanını biraz duru seviyorum. Çocuklar da o şekilde seviyor. Çikolatalı kısmını siz dilerseniz üst katmanı gibi koyu yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle akışkan çikolatalı daha çok seviyor çocuklar. Şöyle servise alıyorum. Sizleri yakından da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şöyle sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten kaşık kaşık tüketebileceğiniz nefis bir sütlü tatlı tarifi verdim sizlere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa paylaşabilir, daha fazla kitleye ulaşabilmeme sebep olursunuz. Bildirim sesini de açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimden ilk önce siz haberdar olursunuz. Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, tatlımı şöyle görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Efsane bir tatlı tarifi. Yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.